Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Yanımızda bugün Profesör Doktor Oğuz Öztoprak var. Kendisiyle horlama önleyici aparatlar hakkında konuşuyoruz. Diş hekimliğinde horlama problemlerinin büyük bir çoğunu biz horlama aparatlarıyla tedavi edebiliyoruz. Horlama aparatları bizim diş hekimliğinde kullandığımız aparatürlerinden bir tanesi. Bunu gece yatarken takarak horlamadan kurtulabiliyoruz. Alt çeneye ve üst çeneye ayrı olarak takılıyor. Kişiye özel uygulanıyor. Ölçüler alındıktan sonra yaklaşık 1-2 gün içerisinde aparatınız hazır oluyor. Ve uyurken bu aparatları kullanıyorsunuz ve horlama artık kabusunuz olmaktan çıkıyor. Peki herkese uygulanabilen bir yöntem mi bu? Evet, horlama hastalarının %80-90'ına uygulanabilir aparatlardır. Çok ileri derecede bir uyku apne problemi olduğu zaman tabii daha farklı seçenekler de giriyor. Ama horlayan hastalarımızın %80-90'ına bu aparatları kullanarak tedavi edebiliyoruz. Horlama önleyici aparatlar diş sıkma problemi için de kullanılabiliyor. Diş sıkmada da çok benzer aparatlar kullanıyoruz. Diş sıkan bireylere aynı aparatları kullanarak, aynı zamanda yanında toksin uygulamaları kullanarak diş sıkma problemlerinde bu tip aparatlar çözmeye yardımcı oluyor. Diş sıkma problemine de faydalı oluyor. Peki bu tarz horlama aparatları eklem ağrılarına da iyi geliyor mu hocam? Evet, eklem ağrıları olan hastalar da bir takım aparatlarla biz horlama aparatlarına benzer aparatlar kullanıyoruz. Ama tabii ki eklem ağrıları olan hastalarda da horlama aparatları işe yarayabilir. Tabii bunun yanında biz toksin tedavileri de uyguluyoruz eklem hastalıklarına. Bir takım işte fizik tedavi aparatları da uyguluyoruz. Hemen eklem ağrısı olan hastaları işte bir takım medikal tedavilerle, ilaç tedavileriyle rahatlatıyoruz. Hemen ameliyata sevk etmiyoruz. Bu aparatlar, birçok aparatlar var. Bunlar faydalı oluyor. Eklem ağrılarına da bir anda eklem ağrılarınızı da bu tip aparatları kullanarak geçirebiliyoruz. Horlama problemi ve çene eklemi problemi olan, eklem problemi olan hastaların çene ortopedisi ve ortodonti uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ediyorum. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat İşin Uzmanı'nı sundu.